Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. 16 Nisan olarak misyon koruma sınavının tarihi yenilendi, güncellendi. 12 Mart'tan 16 Nisan'a alındı. Şu an için önümüzde toplam 43 günlük bir süre var. Eğer ki bu süreyi sıfırdan başlayacak dahi olsan bir kısmını bitirmiş, unuttum hocam, yeniden başlamak benim için zor oluyor desem bile bu 43 günlük süreyi dolu dolu geçirdiğinde bu sınavı çok rahatlıkla sağlam bir puan alacak düzeyine gelebilirsin. Yeter ki şu 5 dakikanı 10 dakikanı senden istiyorum. Gel bir yol haritası üzerine konuşalım. Gel bir strateji yapalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ee, biz buradaki takvimi 40 günlük olarak planladık. 40 günlük misyon koruma takvimi sizin için hazırladık. Ve toplamda 6 adımda burada neler yapacağınızı tek tek anlatacağım şimdi. Ve hızlı konuşacağım. Şimdi arkadaşlar bu takvim 40 günlük hazırlandığından dolayı bu tarih itibaren değil bugünden yani 3 gün sonrasından startı vermiş oluyoruz. İşte bu 3 günlük sürede de bu kitaplar size ulaşmış olacak. Yani kargolama olarak düşündüğümüzde 3 gün sonraya kadar elinizde olduğunda arkadaşlar haydi gelin gel şu taltip misyon koruma stratejisi üzerine konuşalım Birincisi arkadaşlar, misyon koruma taltif takvimi şeklinde şöyle 40 günlük bir program hazırladık. Bu 40 günlük programda her adımı adım adım planladık ve 2 sayfalar oluşuyor arkadaşlar. Tamamlanacak dersler, tamamlanan dersler ve bunun stratejisi ne olmalı? İşte bu yol haritasıyla birlikte ilerlediğinde tüm süreci adım adım planlamış olacaksın. Yani ben bu dersi yetiştiremem. Tamamlamış olduğum dersleri nasıl tekrar edeceğim tamamlamamış olduğum dersleri nasıl programını hazırlayacağım işte günler bana yetmeyecek biz hangi gündeyiz sınava kaç gün kaldı gibi 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 kaygıların hepsini bir kenara koyduğumuzda senin tamamen sınavına odaklanmış bir şekilde hangi gün hangi dersi çalışacağın hangi gün hangi dersin tekrar edeceğini de yol haritası belirlenmiş oluyor bu taltif stratejik takvimi ile. Şimdi arkadaşlar hocam bu takvimi nereden temin edebiliriz? Bu takvim arkadaşlar hukukuveriteli.com'da yer alan sitemizdeki WhatsApp numarasından talep ettiğinizde size pdf olarak paylaşılacaktır. Bu 40 günlük takvim strateji takvimi. Bunu bıraktım bir kenarıya. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu 40 günlük takvimle birlikte bir tamamlanan derslerin neler olduğunu ortaya koyacaksın. Yani hocam ben 6 Şubat'a kadar hangi dersleri tamamladım? Anayasayı tamamladım, idareyi tamamladım. İnsan ee, insan haklarını tamamladım. Ceza genel, ceza muhakemesi, tarih. Hocam bunların videosunu izlemiştim. Bunların konu anlatımlı kitaplarıyla birlikte de yani notlarıyla da birlikte çalışmıştım, tamamlamıştım. Ama araya maalesef bu durum ortaya girdi. Bu deprem felaketi araya girdiğinden dolayı sanki hepsini unutmuş gibi hissediyorum. İşte bunlar için yapacağın ilk şey. Bu tamamlanan dersleri Takvime göre birinci gün anayasa hukuku, ikinci gün idare hukuku, üçüncü gün ceza genel, dördüncü gün ceza muhakemesi. Yani her derse minimum bir gün ayırarak veya da iki günde de ayırabilirsin arkadaşlar. İki gün ayırdığında dersi ikiye böl. Yani anayasa hukukunu ben bir günde tamamlayacağım tekrarını. Hayır hocam benim için yetişmez. O zaman anayasa hukukunu iki gün içerisinde tamamlayacağım. Full bu şekilde arkadaşlar tamamlamış olduğun dersleri takvime göre birinci günü, ikinci günü, üçüncü güne, dördüncü güne yayarak tamamlamış olduğun dersleri ilk etapta ne yapmanı istiyorum senden? Tekrar etmeni istiyorum. Tekrarla birlikte o küllenen bilgileri bir üstünü üflemiş olacaksın. O bilgileri hatırlamış olacaksın. Bu birinci aşama. İkinci aşama arkadaşlar eksik olan derslerin tamamlanması. Yani sen bu takvime göre, bu takvime göre işte birinci gün ben anayasa hukukunun tekrarını yapacağım. İdare hukukuna iki gün ayırıyorum hocam. İdare hukuku, idare hukuku Bunları tekrarını yapacağım. İşte ceza hukukuna bir gün ayırıyorum. Ceza muhakemesine 2 gün ayırıyorum. Soru çözümü de yapacağım. Bu şekilde tekrar ettiğinde örnek veriyorum 6 gün bir yol almış olacaksın. Yani takvimden 6 günü eritmiş olacaksın. 6 günden sonra planlamaya devam ediyorsun. Diyorsun ki 7. gün, 8. gün, 9. gün hiç bakmadım. İnsan Hakları dersinin canlı okuyacağım. Videosunu bitireceğim, kitabından çalışacağım. Sonra da yakın zamanda ee, muhtemelen 4-5 gün sonra arkadaşlar hukukuretir.com sitesine yüklenecek video soru bankasında bitirdiğinde daha başka bir boyuta geçeceksin. Anlatacağım, küçük küçük detaylar vereceğim. Devam ediyorum arkadaşlar. Program hazırlamaya devam ediyoruz. Sonra neleri bitirmediysen. Örnek veriyorum. Hocam ben insan haklarını bitirmemiştim. Ben tedrisatı bitirmemiştim. Neleri bitirmediysen, bitirmediğin derslere de günlük 5 veya 6 saat çalışabilecek şekilde. Videoların süresine bakarak da bunu yapabilirsin. Kitabın kalınlığına bakarak da bunu yapabilirsin. Bu şekilde bir 3 günlük, örnek veriyorum insan haklarını 3 günde bitirebilirsin. Tarihi 3 günde çok rahatlıkla bitirebilirsin. Yani 6 günde 10 soru insan haklarının 10 soru tedrisattan yani tarihten gelen kısmı da halledebilirsin. Yeter ki kalın kalın kitapların içerisinde eğer boğulmazsan güzel stratejik bir yol haritasıyla ile ilerlersen bu sınav kesinlikle ve kesinlikle kazanılabilecek bir sınav. Peki arkadaşlar eksik olan derslerinde de programına hazırladıktan sonra artık bir özgüvenle yolumuza devam edeceğiz. Neden? Çünkü ilerleyen günlerde bir hafta sonra ben neyi çalışacağımı ondan sonraki hafta neyi tekrar edeceğimi tam anlamıyla biliyorum. Ben 40 günü harfiyen planladım. Üstüme düşen görevi ben fazlasıyla yaptığımda planlama üzerine ilerlediğinde çok rahatlıkla halledebileceğini artık biliyorsun. Peki devam ediyorum. Şimdi Taltif kitapları arkadaşlar. Taltif okuması yapmamız lazım. Yani mevzuat okuması yapmamız lazım. Nasıl olacak? İşte bu tamamlanacak olan derslerde tamamlanan derslerin tekrarında da bu süreç içerisinde her gün yapman gereken bir saatini istiyorum. Her gün bir saat boyunca arkadaşlar taltif konu anlatımlı kitaptan taltif konu anlatımlı kitaptan arkadaşlar mevzuat okuması yapacaksın. Yani bir mevzuat okumasını bitirdiğinde taltif soru bankası kitabından aynı mevzuatın aynı sıralamayla yer alıyor arkadaşlar. Aynı mevzuatın soru bankasını çözeceksin. Yani bir taltiften konu anlatımı yaptığında bir taltif soru bankasından da arkadaşlar ne yapacaksın? Sorusunu çözmüş olacaksın. Şimdi bunu sınav gününe kadar yapacağız. Hocam ben bu kitabı bitiririm. Bir kez bitiririm, iki kez bitiririm, bitir, üç kez bitir. Hiç problem değil. Yeter ki istikrarlı bir şekilde sınav gününe kadar, 16 Nisan'a kadar tekrar tekrar bunun okumasını yapıp soru çözümünü yaptığında için gönlün rahat olsun. Polis mevzuatından gelecek tüm soruları yapabilecek düzeyde olacaksınız. Zaten biz Misyon koruma sınavında bu tatbikat kitaplarından bahsederken şunu dedik. Biz 14 mevzuata göre bu kitapları hazırlamadık. Biz sizin karşınıza gelecek tüm soru tiplerine göre bu mevzuat kitaplarını hazırladık dedikten sonra sınav ilanında arkadaşlar ekstradan 9 yeni mevzuatın da eklendiğini gördük. Yani sadece 14 mevzuat üzerinden biz bu kitapları hazırlamış olsaydık eksik kalırdı. 9 mevzuattan da sorular eklendi. O zaman ne oldu hocam karşımıza? Bu kitaplar ne oldu? Bu kitapta da işte o 9 mevzuatlar da mevcuttur. 9 mevzuatın 7'si mevcut. ikisinde de video anlatım olarak yapmıştık. Yani bu kitaplar sizi tam anlamıyla hazırlayacak. Tamam devam ediyorum. Yani sınavın yapılan ilan edilen mevzuatlara göre değil sizi eksiksiz hazırlamak üzerine bu kitaplar hazırlandı. Bu sorular hazırlandı. Çözümleri oluşturuldu. Peki. Şimdi arkadaşlar bu şekilde Mevzuat okumasını da halletmiş olacaksın Senden bu hafta içerisinde Yani e, ayın 15'ine kadar 14'ünün 15'ine kadar arkadaşlar Bir tane deneme çözmeni istiyorum Hocam bu denemeyi neden çözeceğim? Bu denemeyi öncesinde kendini analiz edeceksin Yani hocam ben tekrar programlarımı yaptım Tekrarla yani unutmuş olduğum dersleri tamam, tekrarlarımı tamamladım. E, eksik olduğum derslerin de çalışmasına devam ederken bir yandan da mevzuat okuyorum. Ama ne durumda olduğumu merak ediyorum. Kaç netlerde kaldığımı merak ediyorum. Yani genel olarak e, konulara hakim ama seviyemi merak ediyorum. Kendi seviyeni analiz etmek için, kendinin ne durumda olduğunu görmek için senden bir tane deneme çözmeni istiyorum. Şimdi arkadaşlar yakın zamanda çıktı. 2 hafta 3 hafta olmuştur çıkalı. Misyon koruma 5'li e, taktik deneme seti arkadaşlar. Bu deneme setinin ilk denemesini mutlaka çözmelisin. Bu ölçme değerlendirme kısasına uygun bir denemedir. En son eklenen 9 yeni mevzuattan da bu denemede sorular mevcuttur. Protokolden de sorular mevcuttur. Her deneme nin sorusu arkadaşlar her deneme 100 sorudan oluşur. Her bir soru 4 seçenekten oluşmaktadır. Yani map formatında hazırlanmış birebir uyumlu olan ve senin sınavdan önce 5 kez misyon koruma sınavının provasını yaptıracak bir denemeden bahsediyorum. Çok kıymetli. Yine ilk sayfasında analiz cetveli var. Renkli basın vesaire vesaire. E, ayrıntıları zaten örnek videolarda falan yayınlanmıştı mutlaka bu denemeden bir tane çözmeni istiyorum. Peki arkadaşlar bu sınavda, strateji yapmak gerekirse 10 dakika olmuş arkadaşlar hızlı konuşuyorum ve tamamlayacağım. Bu sınavda strateji yapmak gerekirse yani hocam ben tüm dersleri çalıştım ama bu sınavın belirleyicisi ne olacak dersen arkadaşlar bu sınavın iki ders belirleyici olacak. Benim birincisi favori olan arkadaşlar insan hakları hukuku. İnsan hakları hukuku arkadaşlar gerek kitabıyla gerek video anlatımı konu anlatımıyla birlikte bu sınavda gerçekten belirleyici bir alan olacak. Hatta soruların eşit çıkması yani netlerin eşit çıkması durumunda bile arkadaşlar insan hakları kısmından gelen 10 soruda doğru sayısı yüksek olan örnek geçecek. Yani sıralamaya girecek. O yüzden insan hakları hukuku gerek kitabıyla gerek video anlatımıyla arkadaşlar sizi eksiksiz bir şekilde hazırlayacaktır bu sınava ve bu sınavda strateji olacaktır bu ders. Video soru bankası geliyor. Muhtemelen bir hafta sonra sitemizde yayımlanacak. Peki arkadaşlar bu sınavın ikinci stratejisi ne hocam? İkinci dersi yani öne geçiren, beni bir adım önde tutan ve belirleyici olan ikinci alan ne dersen arkadaşlar. Benim için belirleyici olan ikinci alan arkadaşlar tedrisattır. Yani inkılap tarihidir. Atatürk ve inkılap tarihi arkadaşlar. Bu sınavda ikinci belirleyici alan olacaktır. 10 soru insan hakları hukukundan geliyor. 10 soru Atatürk ilke ve inkılaplarından geliyor. İşte burada arkadaşlar sen Safiye Hoca'nın anlatmış olduğu konu anlatımlıyı PDF ders notuyla birlikte adam akıllı bitirdikten sonra kronolojik sırayla bitirdikten sonra bir başka anlatım tarzı var. Hukuk öğretir tarzı. Farklı bir ezberlerin dışında bir anlatım var. Tarihi daha önce böyle dinlemedim dedirtebilecek şekilde anlattığı güzel bir e, video serisi var. O video serisini tamamladıktan sonra Tedrisat Tarih Soru Bankası'nda çözdüğünde arkadaşlar için gönlün rahat olsun. Sen bu sınava hazır olmuş, hazır bir vaziyette olacaksın. Sınavdan önce mutlaka arkadaşlar, mutlaka Anayasa Hukuku kamp kitabını ve İdare Hukuku kamp kitabında bitirip Hukuk Öğretir Soru Bankası'nda arkasında yer alan karma testler de var. Onları da tekrar tekrar çözersen de merak etme misyon koruma sınavı yapılmayacak bir sınav değil. Kazanılmayacak bir sınav değil. Hatta biz öğrencilerimizle hedefimiz şu bu sınavda derece yapmak üzerine bir yol haritası belirliyoruz. Evet senden bu süreçte istediğim haydi kalk ayağa. Olağanüstü durumlar, olağanüstü şartlar, olağanüstü bir çalışma performansı gerektirir. Sende o performans var de o olağanüstü durumlarda olağanüstü bir kişilikle ortaya koyacağım bir başarı var. Yeter ki ayağa kalk. Yeter ki harekete geç. Yeter ki şu misyon koruma takvimi ile 40 günlük yol haritanı belirle ve bir an önce çalışmalara başla. Videolar, misyon video seti, misyon kitap seti arkadaşlar size bu süreçte çok 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 işinizi kolaylaştıracak ve bu süreçte çok yardımcı olacaktır. Yeter ki şu programa, bu kitaplara, şu video setlerine harfiyen uy ve çalışmaya başla. Haydi benden bu kadar. Bu süreçte yanında olacağım. Polis mevzuatı Instagram hesabında sık sık canlı yayınlar açacağım ve paylaşımlar, post paylaşımları yapacağım. Bu süreçte son güne kadar senin yanındayım. Haydi gel çalışmaya başlayalım. Haydi gel çalışmaya kaldığımız yerden devam edelim. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Unutma o sınav kazanılacak. O yemekler ısmarlanacak.